Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, sözlerime dün Hakkari'de bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit verdiğimiz iki Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize sabır dileyerek başlamak istiyorum. Yine bugün gezi olayları sırasında Eskişehir'de hain bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye çok derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Cüzdanlar boş, tencere boş, mutfakta büyük yangın var. İşsizlik rekorlar kırıyor. Ödenmeyen çekler, senetler, borçlar ailelerimizi, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicimizi perişan ediyor. Herkese güven verecek, ufuk sunacak, derli toplu bir plana, programa duyulan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artıyor. Ama ülkeyi yöneten saray ve şürekası milletin ufkunu karartmaya, umutlarını yok etmeye devam ediyor. Milletimizin hali nicedir. Ne yer, ne içer, ne bekler hiç haberdar değiller. Sordukları da yok zaten. Daha bir yıl önce millete verin şu kardeşinize oyu, faizi de halledeyim diyenler şimdi millete sırtını döndüler. Ucube tek adam parti devleti rejimi devletin kurumsal hafızasını yok ediyor. Kurumlarını çökertiyor. Devlet hızlı karar alacak, çabuk çözüm üretecek diyenler şimdi devleti felç ettiler. İş çıkmıyor. Devlet millete değil, yandaşa ve mutlu bir azınlığa çalışıyor. Değerli basın mensupları, saray meclise geçtiğimiz yıl gelmesi gereken 11. kalkınma planını daha yeni getirebildi. Plan deyince öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız dün 2014-2018 dönemini kapsayan ve ömrü geçen yıl tamamlanan 10. 5 yıllık kalkınma planının performansını kamuoyuyla kalkınma planı çerçevesinde iktidarın performansını kamuoyuyla paylaştı. İktidar büyümeden işsizliğe, kişi başına gelirden milli gelire planın tek bir hedefini dahi tutturamamış. Tekrarlıyorum, büyümeden işsizliğe, kişi başına gelirden milli gelire iktidar planın tek bir hedefini dahi tutturamamış. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. plan 8 Temmuz 2019'da meclise sunuldu. Dün de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tanıtımı yapıldı. Değerli basın mensupları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu bütçenin nasıl yapılacağını, nelere uygun olarak yapılacağını düzenliyor. Bu kanunun 13. maddesinde bütçe kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun bir şekilde hazırlanır ve o çerçevede uygulanır diyor. Yine aynı kanunun 16. maddesi, bütçe sürecini başlatan orta vadeli programda, orta vadeli mali planda kalkınma planlarıyla uyumlu olmak zorundadır diyor. Şimdi 2019 ekonomik programı ve bütçesi geçtiğimiz yıl meclisten geçmiş. Ve bütçeyi 7 aydır uyguluyoruz. Oysa kendisine bütçenin ona uygun olarak hazırlanması gereken 11. kalkınma planı daha meclise evvelki gün geliyor. Yani saray doğmamış çocuğa don biçmiş. Ucube tek adam rejiminin yeni bir ucubeliğiyle karşı karşıyayız. Tam bir ben yaptım, oldu yaklaşımı. Tek adam parti devleti rejiminde kurumsal işleyiş ve devlet bu şekilde yok ediliyor. Oysa devlet kural ve kurumlarıyla ayakta durur. Bu haliyle hem orta vadeli program, hem orta vadeli mali plan, hem merkezi yönetim bütçesi, hem de bu plan hukuka aykırılıkla malüldür. Şimdi bunu belirtmek ne işe yarayacak? Oldu bitti diyeceksiniz. Bugün için bir işe yaramayabilir. Ama
her hukuksuzluğu mutlaka kayıtlara geçirmek gerekiyor. Atalarımızın dediği gibi, keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Millet kendine dayatılan hukuksuzluklara sandıkta nasıl şamar atacağını 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da gösterdi. Bu birilerinin sözü hatırlayacaksınız. Türkiye çatladı kapı ülkesi değil. Hukuk devleti. Dolayısıyla herkes yaptıklarının hesabını gün gelecek sandıkta verecek. Değerli basın mensupları, yaklaşık 7 aylık uygulama sonucunda 2019 programının ve bütçesinin hedeflerine ulaşılamayacağı ortaya çıktı. Bu nedenle bu hedefleri içeren 11. planın hedeflerine de ulaşmak mümkün olmayacak. Daha mürekkebi kurumadan planın hedefleri kadük olmuş durumda. Daha doğmadan ölen bir plan kimseye güven veremez. Ufuk sunamaz. Değerli basın mensupları, önce plandaki büyüme hızı ne kadar gerçekçi ona bir bakalım. Ne diyor plan? 2019-2023 döneminde Türkiye yılda ortalama %4,3 büyüyecek diyor. Peki ülkenin potansiyelini dikkate alırsak bu aslında iddiasız, vasat bir hedef. Plandan önce açıklanan orta vadeli programa göre planın ilk 3 yılında öngörülen ortalama büyüme hızı %3,6. Bunu niye söylüyorum? Çünkü planda yıl yıl çözüm yok. Ama ona uygun olarak hazırlanması gereken orta vadeli program daha önce yayınlandığı için planda oradaki büyüklükler üzerine dengelerini inşa ettiği için %3,6 geçerli. Bu durumda planın kapsadığı 5 yılda büyüme hedefinin tutturulabilmesi için son 2 yılda ekonominin yıllık ortalama %5,4 büyümesi lazım. Olabilir mi? Saray iktidarı olmasaydı olur derdim. Ama bir de bunun yanında ortada yaşadığımız krizin gerçekleri var. Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ve Dünya Bankası bu yıl ekonomimizin, Türkiye ekonomisinin daralacağını söylüyor. Üç söylediği daralma rakamlarının ortalamasını aldım. 2019'da bu ekonomi. Oysa orta vadeli programın hedeflerine baktığımızda, bütçenin hedeflerine baktığımız zaman %2,3 büyüme öngörülmüş. Şimdi %2,3 büyüme yerine ekonomi, uluslararası kuruluşların söylediği gibi %2 daralırsa planın ortalama büyüme hedeflerinin tutabilmesi için son 2 yılda her yıl %7,7 yani %8'e yakın büyümesi gerekiyor. Ne demiştim? Saray iktidarıyla %5,4 bile zor, %7,7 ise imkansız. Ekonomik krizi hala idrak etmekte zorluk çeken sarayın getirdiği bu plan milletin yaşadığı krizi görmüyor. Krizi bu nedenle de krizi çözecek kendi içinde tutarlı politikaları da getirmiyor. Ama sarayın kibir abidesinin bu ülkeyi krize sokan kerameti kendinden menkul ekonomik teorisi kalkınma planında yerini almış. Planın 288. maddesinde yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğu, faizin düşürülmesine yönelik adımlarla enflasyonda düşeceği ifade edilir. Oysa Türkiye gibi sermaye hareketlerinin serbest olduğu dışa açık bir ekonomide faizlerin düşmesini istiyorsanız iki şeyi birlikte yapma becerisini göstermeniz lazım. Birincisi, politikalarınıza güveni sağlayıp faizin içerdiği risk primini düşüreceksiniz. İkincisi de hem makro dengelerinizi hem de yapısal dönüşüm politikalarınızı enflasyonist baskıları ortadan kaldıracak biçimde tespit edeceksiniz. Yani enflasyonu düşüreceksiniz ki faiz düşsün. Ancak bu surette kısır döngüyü kırabilir, sağlıklı bir döngüye dönüştürebilirsiniz. Yatırımı, üretimi, refahı arttırırsınız.
Milletin yüzünü ancak böyle güldürebilirsiniz. İşe Merkez Bankası'na faizleri düşürterek başlamaya kalkarsanız buradan tam tersi sonuçlar alabilirsiniz. Enflasyonun sorumluluğunu sadece Merkez Bankası'na yıkarak bu işin içinden çıkamazsınız. Ekonomiden az çok anlayan bir yatırımcı bu satırları yazan bir ekonomi yönetimine güvenebilir mi? Vallahi Londra'da yaptıkları, Londra'dan sonra yaptıkları gibi güvenemezler. Ama madem sarayın kibirli kişisi artık gözünü kararttı, Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden aldı, kendi istediği kişiyi de atadı, buyursun 25 Temmuz'da faizleri bir sıfırlayıversin. Görelim bakalım kur nereye gidecek, enflasyon nereye gidecek. Değerli basın mensupları, aslında bu plan tek adam parti devleti rejiminin milletimizin umutlarını, özlemlerini nasıl yok ettiğini de gösteren bir belgedir. 2013 yılında bu ülkede kişi başına düşen gelir 12.480 dolardı. 12.480. Peki şimdi plan ne diyor? 10 yıl sonra 2023 yılında ülkede kişi başına düşen gelir 12.484 dolar olacak diyor. Yani 4 dolar artış var. Koskoca bir 10 yıl boşa kürek çekmişiz. Ülkeyi uçuracak diye milletimize o hal şartlarında dayatılan ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirdiği planla millete 10 yıl öncesinin gelir seviyesini taahhüt edebiliyor. Diğer gayri ciddi bir taahhütte işsizlik oranı. 2023'te işsizliğin %9,9 olacağı söyleniyor. Bu 2014 yılındaki işsizlik oranıyla aynı. Yani 9 yıl önceki işsizlik oranı 9 yıl boyunca 2023 yılına gidiyorsunuz aynı kalıyor. Hiç değişmiyor. Ama burada bir şey daha belirtmemiz gerekiyor. Erdoğan başbakanken getirmiş olduğu 10. kalkınma planında 2023 yılında işsizliğin %5'e düşürüleceğine dair bir cümle var. Tek adam oldu. Başbakanlığı bıraktı. Şimdi tek adam olarak millete diyor ki başbakanken %5 dedim ama işsizlik 2023'te %9,9 olacak. İşte tek adam rejiminin ülkeyi ne hale getirmekte olduğu buradan da açık seçik ortaya çıkıyor. Yine hatırlayalım. 2011 seçim bildirgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 hedefleri vermişti. Bu hedefler de her yerde konuşuyordu. Bugüne kadar da konuşuyor. Hep daha hala ben duyuyorum zaman zaman Erdoğan çıkıyor 2023 hedeflerimizi tutturacağız diyor. 2023 hedefleri. Pembe ufuklar çiziliyor. Millete bu hedefler çerçevesinde umut tacirliği yapılıyordu. Şimdi getirilen plan bu hedeflerle ilgili ne diyor? Bir de ona bakalım. Şimdi Erdoğan başbakanken 2023'te kişi başına gelirimiz burada 25.076 dolar olacak diyordu. Şimdi ne diyor? 2023 yılında ne olacak kişi başına gelirimiz? 12.484 dolar. İşte başbakanlıktan tek adam rejimine geçmenin maliyeti. Peki bu 12.484 inandırıcı mı? Arkadaşlar biraz önce anlattım. Daha mürekkebi kurumadan bu plan kadık oldu. Bundan çok daha düşük olacak. Yani başbakanken vaat ettiğinin yarısını tek adam olduğunda zar zor verebilecek. 2011'de başbakanken milli gelirimiz 2023'te 2 trilyon 64 milyar dolara çıkaracağız diyordu milli gelirimizi. 24 Haziran'da tek adam geçen senenin 24 Haziran'ında tek adam oldu. Şimdi yeni planı getirdi. 2023 yılında diyor ki
öyle söylediğim gibi olmayacak. Milli gelirimiz 1 trilyon 80 milyar dolar olacak diyor. Hedeften sapma ne kadar arkadaşlar? %48. Ama bu bile gerçeği yansıtmıyor. Bakın 2011'de 2023 hedefini eski milli gelire göre koymuştuk. Sonra biliyorsunuz büyük şeylerle ala işte vala işte milli geliri revize ettik. Ve o revizeden sonra da bir gecede milli gelirimiz %20 arttı. Şimdi geçen 2011'de verdiği hedef eski milli gelire göre. Bugün 2023'te bahsettiği hedef yeni milli gelire göre. Yani bu makyajlanmış milli gelir. Bu makyaj olmasaydı aslında hedef %20 daha düşük olacaktı. O zaman baktığınız zaman başbakanken vaat ettiği hedeften tek adam bugün %70 dumping yapmış gözüküyor. Milli gelir hedefinde. Yine 2011'de başbakanken 2023'te ihracatımız 500 milyar dolar olacak diyordu. Her yerde 500 milyar dolar ihracatla övünüyorduk. Odalar Birliği, TİM hepsi de bu hedefin peşine takılmış gidiyorlardı. Tek adam oldu. Şimdi ihracat hedefi birdenbire 227 milyar dolara düştü. Dumping ne kadar? %55. Burada da tek adam başbakanken vaat ettiği ihracat hedefinde %55 dumping yapmış. En önemlisi 2011'de başbakanken şöyle bir şey söylemişti. Bir de hesap vardı. Milli gelirimizi 2 trilyon 64 milyar dolara çıkaracağız. Ve Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. En parıltılı hedeflerden biri de buydu. Tek adam oldu. Yine bu vaatte unutulmuş gözüküyor. Plandaki iyimser hedefler tutarsa Türkiye 2023'te dünyanın en büyük ekonomileri liginde 17. sırada kalacak. Bırakın ilk onu falan 17. sırada kalacak. Neye göre kalacak arkadaşlar? Bu yıl daha meclisten çıkmadan kadük olacağı belli olan plana göre. Aslında milli gelir çok daha düşük olacak. Dolayısıyla bu tek adam rejiminde işler böyle giderse ülkemiz uzun büyük ekonomisi liginde tehlikesiyle karşı karşıya. Bu plan ülkemizin, ekonomimizin içsel dayanıklılığını arttırmak yerine ülkemizi dış müdahalelere, ülkemiz ekonomisini dış müdahalelere karşı çok daha dayanıksız hale getirmektedir. Bu planla ülkemizin ayakları yere basan, tutarlı, güven verecek, ufuk sunacak, herkese umut verecek bir programa olan ihtiyacı maalesef giderilememiştir. Aksine bu ihtiyaç bugün çok daha fazlasıyla hissedilmektedir. Ama baktığımızda şu getirilen plana baktığımız zaman şu ana kadar izlenen aspirin tedavilerine, pansuman tedbirlerine baktığımız zaman tek adam parti devleti rejiminin böyle bir programı getirebilme gücünün, birikiminin, kudretinin kalmadığı açık seçik görülmektedir. Değerli basın mensupları, bu plan aslında bir şey daha gösteriyor. Metal yorgunluğu sadece iktidarın belediye başkanlarıyla sınırlı kalmamış. Sarayın çatısını da sarmış. Ne yazık ki bu görünüm milletimizin umutlarını, kalkınma ve küresel yarışta öne geçme gücünü ve heyecanını olumsuz etkiliyor. Ama şunu ben buradan söylemek istiyorum. Umutsuzluğa yer yoktur. Ülkemizin bundan çok daha iyisini yapabilecek potansiyeli ve kadroları mevcuttur. Yaşadığımız geçici bir fetret dönemidir. Bu da atlatılacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. İsimlerinizi ve kurumlarınızı belirterek lütfen. Fırat Irmak, Fox TV. Tam birkaç sorum olacaktı. Öncelikle sistem Tek tartışmaları... tek sorarsanız daha rahat cevap veririm. Tamam efendim, öyle yapalım. Öncelikle sistem tartışmaları. Efendim Cumhurbaşkanı Bosna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada
Sistem tartışmalarına karşı sistemi savundu ama eleştiriler karşısında da gerekirse önce Sayın Bahçeli ile ve muhalefet liderleriyle de görüşürüz dedi. Benzer bir açıklama bugün Ömer Çelik'ten de geldi. Muhalefeti kastedecek, söyleyecek bir şeyleri varsa kimse buna kapalı değil. Sistemin güçlendirilmesi için bir görüşleri varsa dedi. İktidar eğer bu açıklamalarında samimi ise biz de görüşlerimizi zaten açıklıyoruz. Açıklamaya da devam ederiz. Evet. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması da çok tartışılmıştı. Yine Cumhurbaşkanı kararlarıyla ağır bedeller ödetti dedi. Çekilmez olmuştu ifadesini kullandı. Şimdi bir de demiş ki iletişimi de zayıftı. Arkadaşlar benim hatırladığım Erdoğan milletvekilleriyle, kendi milletvekilleriyle konuşurken faizleri düşürmedi, onun için görevden aldık dedi. Ama anlaşılan kendisini birileri uyarmış. Böyle demeyin, piyasalar bozuluyor demiş. Onun yerine işte iletişimi zayıftı, dediklerimizi yapmıyordu, layüseldi falan gibi bir takım ifadeler kullandı. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Merkez Bankası'nın tüm kararları para politikası kurulunda alınır. Dolayısıyla öyle layüsellik falan filan yoktur. Bir. İki, araçlarıyla ilgili kararlarında bağımsızdır. Onun dışında hiçbir bir şekilde hükümetten farklı kararlar almaz. Örneğin enflasyon hedefini değiştiremez. Dolayısıyla bu söylenenlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Ama bir şey yapılmaya çalışılıyor burada. Ne yapılmaya çalışılıyor? Ekonomi yönetiminin başta kendi damadı olmak üzere vebali görevden aldığı Merkez Bankası Başkanı'na yüklenmeye çalışılıyor. Millet buna hiçbir şekilde kanmaz. Çok açık söyleyeyim. Bir diğeri bahsettiğiniz kalkınma planında dikkat çeken kıdemle ilgili bir madde vardı. Kalkınma programında kıdem fonu kurulacağı ve bireysel emeklilik sistemiyle birleştirileceği yer aldı. Malum kıdemle ilgili sendikaların da yaklaşımı ortadayken siz bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz kıdemle ilgili? Yani biz baştan itibaren söylüyoruz. Kıdem tazminatı işçilerimizin çeyiz parasıdır. Çocukları için tuttukları. Şimdi kalkıp siz buna sendikaların oluru olmadan tek başınıza dokunamazsınız. Baştan itibaren bir şey söyledik. Biz bu kıdem tazminatı konusunda üç konfederasyonun anlaşmadığı bir düzenlemeye hiçbir şekilde evet demeyiz. Dolayısıyla planda getirilen bu düzenlemeye de karşıyız. Yeni partiyle ilgili Sayın Babacan'la yaptığı bir görüşmeyi anlattı Cumhurbaşkanı. Ümmeti parçalıyorsunuz şeklinde bir ifadesi olmuş Sayın Ali Babacan'a ve yeni partiyle ilgili de fazla da geç kalmayın gibi bir çıkışı olmuş. Bu yeni parti durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de demokrasi vardır. Herkesin parti kurma hakkı da vardır. Ama basına aktarılan, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı tarafından basına aktarılan diyaloğa bakılırsa Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı böyle ümmeti bölme falan bu tür lafları kullandığında öyle anlaşılıyor ki bu işten çok korkmuş. Yani milleti bölmeyi falan bırakın, ümmeti bölme noktasına kadar gitmiş. Benim bildiğim Türkiye'de zaten siyasi partiler milleti dikkate alarak siyaset yaparlar. Bence korkusu nedeniyle bu işi fazla büyütmüş. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.